05 olan sürtünmeli tabla düşey eksen etrafında 2.5 radyan bölü saniyelik açısal hızla şekildeki gibi döndürülmektedir. Tablo üzerine bırakılmış M kütleli türdeş K ve L cisimlerinin hareketleri için ne söylenebilir? diye sormuş. Viraj sorusunda hiçbir farkı yok. Burada da kök içerisinde KGR'yi yazıp soruyu çözebilirsiniz. Ama tekrar ben şöyle yazmak istiyorum. Şimdi burada sürtünme kuvveti merkezcil kuvvet görevini görecektir. Neden? E burada bir serbest cisim diyagramı çizelim. Şöyle kesitten baktığımızı düşünelim gençler. Yani anlamakta böyle hayal etmekte zorlanan arkadaşlar varsa şu tabla denilen şu tahta malzeme şöyle karşıdan baktığımızı düşünelim. Atıyorum K cismi burada böyle duruyor. K cismin üzerine etki eden kuvvetler neler? Aşağıya doğru ağırlığı var G. Yukarıya doğru normal kuvvet var. Bu ikisi birbirine eşit birbirini götürdü. E bunun şöyle bir çember çizmesi gerekiyor soruya göre. O zaman bu çemberin merkezi burası ise burayı gösteren bir merkezcil kuvvete ihtiyacı var. Benim yörüngede kalmam için. İşte o şu an elimde bir tek potansiyel sürtünme var. Sürtünme kuvvetidir. Burada sürtünme kuvveti merkezcil kuvvet görevini görür. O zaman bu sürtünme kuvveti eşittir. F merkezcil diyebiliriz. Şimdi burada önemli bir nokta var. Yine tekrar hatırlayalım. Bu sürtünme statik sürtünme. Çünkü tablanın üzerinde bu cisim aslında hiç kıpırdamıyor. Tabloya göre hareketsiz. Değil mi? Bu çubuğun üzerinde bir tane cisim duruyor. Ve beraber dönüyorlar. Tablaya göre hareket etmiyor. Dolayısıyla statik sürtünmeye yine maruz kaldığını tekrar böylece görmüş olalım. Statik sürtünme de bize istediğimiz değeri veriyordu tabi belli bir noktaya kadar. Yani neye ihtiyacımız varsa onu verir. Burada başka bir taktik öğreteceğim size. Bence böyle daha kolay çözülüyor bu sorular. Kütle ile ilgili bilgi vermemiş. Çünkü kütleye bağlı değil. Az önceki viraj sorusundan hiçbir farkı yok. Kütleler birbirini götürecek. Kafama göre bir kütle vereyim. Mesela bu cisimler birer kilogram olsun. Hiçbir şey değişmez. 5 kilogram deseydim de aynısı olacaktı. Bu adamın bu yörüngede bir çember çizmesi için nasıl bir merkezcil kuvveti ihtiyacı var? Bunu hesaplayalım. Tabii açısal hız verdiği için açısal hız cinsinden hesaplayacağım. Buradaki merkezcil kuvvetimiz m çarpı omega kare r'den düşünülürse kütleye 1 yazdım. Açısal hızımız 2 bölü 5'miş karesini alacağım. 2 bölü 5, 5 bölü 2 karesini alırsam 25 bölü 4 çarpı dönme yarıçapımız. Burayı merkez kabul edersem şu an bu 40 cm yarıçapta bulunuyor. Tabi onu metreye çevirmeniz lazım. Santimetreyle iş yapmıyoruz. 4 bölü 10'dur. Buraya 4 bölü 10 yazabilirim. Bu dörtler birbirini götürür. 25 bölü 10. Yani 2,5 Newton'luk bir merkezcil kuvvete ihtiyacı var. Bu cismi etki edecek olan statik sürtünme kuvveti eğer 2,5 Newton değerini bana verebilirse ben güzelce bu virajı dönerim. Peki ben bu sürtünmeyi nasıl hesaplıyorum? E, sürtünmeyi K çarpı normal kuvvetle hesaplıyorum. K'yı soru bana 0,5 olarak vermiş. Normal kuvvet e bu cisim 1 kilogram olduğuna göre 10 newtondur. Buradaki statik sürtünme kaç çıkar? 5 newton çıkar. DYT sürtünmeyi hatırlayın. Statik sürtünmenin formülle hesaplanmış hali statik sürtünmenin maksimum değeridir. Az önce konuştuk. Sürtünme değişken değerler alabilir. Statikten bahsediyorum. Bana 2,5 lazım. Statik sürtünme kaça kadar çıkabiliyor? 5'e kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu beni yörüngede tutmaya yeter. Sakın buradaki sürtünme kuvveti 5 Newton'dur yazmayın. Buradaki sürtünme kuvveti şu an 2.5'a ihtiyacım var. Dolayısıyla bana 2.5 Newton olarak etki eder diyorum. Tamam Formülle hesapladığımı buraya yazmak zorunda değilim. Bu çıkabileceğim son noktadır. Bana 2.5 lazım. 2.5 yazdık. Peki bu yörüngede kalır. Burada kıpırdamadan döner. L'yi konuşalım. L'yi de aynı mantıkla yapacağım. L cismi içinde merkezcil kuvvet. Yani benim şöyle büyük bir çember dönmem gerekiyor. Bu adam gördüğünüz gibi 100 santimetre yani 1 metre yarıçapta çapta dönüyor. Ne kadarlık merkezcil kuvveti ihtiyacı var? Hesaplayalım. Yine M omega kare R'den hesaplayacağım. Kütlesi 1. Omega kare 25 bölü 4 gelecek. Çünkü aynı çubuk üzerindeyiz değil mi? Bunu daha önce konuştuk. Aynı tablo üzerinde olduğumuz için bu tabla bir tur döndüğünde üstündeki her şey bir tur dönüyor. Açısal hızlar eşit. 25 bölü 4 geldi çarpı bunun yarı çapı kaç? 1 metre. Buraya 1 yazdım. Dolayısıyla 25 bölü 4. Yani yaklaşık işte 6 Newton gibi bir şey gelecek. Çok önemli değil. Peki buna merkezcil kuvvet görevini kim görecek? Yine sürtünme görecek. Bu sürtünme kuvveti bu değeri verebiliyor mu? Hesaplayalım. Şuradan devam edersem. Fc eşittir k çarpı normal. K 0,5. Bu cismin normal kuvveti de ee, 10 Newton gelecek. Dolayısıyla buradan ne geldi? 5 Newton geldi. Bakın buradaki sürtünme en fazla 5 Newton olabiliyor. Bana kaç lazım? Yaklaşık 6 lazım. Sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. O zaman bu adam burada kalamaz. Ne olur? Savrulur. K cismi dönebilir. L cismi dönemez. Çünkü onu döndürecek. Yeteri kadar sürtünme elimizde yok. Sürtünme katsayısı 0.5 olan şekildeki tabla düşe eksen etrafında omega açısal hızıyla döndürülüyor. Tablo üzerinde 2 kilogram kütleli cisim kaymadan dönerken aynı zamanda ipin diğer ucundaki 4 kilogram kütleli cisim dengelenmektedir. Cisimlerin dengede kalabilmesi için tablanın açısal hızı en fazla kaç radyan bölü saniye olmalıdır demiş. Bu sorular iki türlü size sorulabilir. Bu cisimleri iple birbirine bağlar. Der ki ben şu üstteki cismi döndürüyorum der. Şöyle bir çember çizdiriyorum der. Bu tabla üzerinde durduğumuz masa mesela sabitken veya cisim burada dururken tablayı döndürür. Dolayısıyla ikisi beraber yani tabla üzerindeki cisim beraber döner. Hiçbir şey değişmez. İkisi de aynı kapıya çıkar. Buraya kafayı takmayın. Şimdi bazı arkadaşlar şunu anlam veremiyorlar. Hocam bu cisim böyle nasıl dursun? Yani siz şimdi diyeceksiniz ki bu cismi incelersem burada buna bir T etki eder. Şöyle bir ip gerilmesi etki eder. Dolayısıyla bu bunu bu T ip gerilmesi bunu sağa doğru çekiyor. Bu cisim de aşağıya doğru 40 newtonla bizi aşağıya doğru çekiyor. E o zaman bu böyle nasıl kalacak? Bunlar böyle aşağı pataküte inerler. Şimdi bir deney izleyelim. Acaba hakikaten böyle mi oluyor? Bir görelim. Bakın aynı sistemi kuruyor. Bir ip geçirmiş, bir borun içerisinden ee, iplerin ucuna gördüğünüz gibi kütleler bağlamış. Burada bir kütle var, burada bir kütle var. Bu i̇pler birbirine bağlı, kütleler birbirine bağlı ve yukarıdakini döndürmeye başlıyor. Sistem aynı sistem acaba dengede kalabilecekler mi? Bakalım. Şu an tutuyor alttaki kütleyi düşmesin diye. Şimdi bırakacak. Evet bıraktı ve gördüğünüz gibi beraber kalabiliyorlar. Şimdi buradaki durumu inceleyelim. Mesela burada olay nedir? Burada yukarıdaki cisim, tabi burada aslında ağırlığın da etkisi var ama onu çok düşünmeyeceğim. Kendi sorum üzerinden düşünmek istiyorum. Bu cismi etki eden şöyle bir T ip gerilmesi var bu atıyorum şöyle bir çember dönüyorsa gördüğünüz gibi bu T ip gerilmesi merkezi gösteriyor. Çember çizmemizi şu arkadaşa borçluyuz diyebiliriz. Bu merkezcil kuvvettir diyeceğiz. E bu cisim de düşmüyor gördüğünüz gibi dengede. Burada T varsa o zaman bu ipte de T vardır. Ben bu cismin serbest cisim diyagramını çizersem yani üzerine etkeden kuvvetleri gösterirsem ne var? Aşağıya doğru bunun ağırlığı var. Yukarıya doğru ipler itemezler her zaman çekerler. Buraya T dediysem Burada da T var. Yani aslında şekilde bir problem yok. Buradaki cismin bir merkezcil kuvveti ihtiyacı var. O görevi bu T görüyor. O yüzden böyle bir çember dönebiliyor. E bu cismin de aşağıya doğru olan MG'sini dengeleyecek bir ip gerilmesine ihtiyacı var. E bu T de var. E dolayısıyla bu cisim için herhangi bir problem yok. Dengede kalabiliyor. E zaten videonun devamında bu cismin düşmediğini görüyoruz gençler. Bakın gayet dengede kalabiliyorlar. Şimdi bu soruda cisimleri ayrı ayrı incelemek lazım, ayrı ayrı serbest cisim diyagramları çizmek lazım. Mesela bu cismi incelediğimde, bunun serbest cisim diyagramını çizdiğimde, bu cismi aşağıya doğru 40 newtonluk ağırlığı çekiyor, e, aşağıya doğru düşmüyor çünkü bu cismi yukarıya doğru da bir T ip gerilmesi çekiyor. E, bu cisim dengede kaldığına göre soru öyle söylüyor, o zaman aşağıya doğru 40 varsa ip gerilmesi ne olmalıdır? 40 newton olmalıdır deriz. Dolayısıyla geldim buraya. Şimdi bu cismin serbest cisim diyagramını çiziyorum. Aşağıya doğru yani bu tablaya doğru 20 Newton ağırlık var. Düşmüyor çünkü tablada buna yukarıya doğru 20 Newtonluk bir normal kuvvet uyguluyor. Bunlar birbirini götürüyor. Benim bunlarla işim yok. Yatay eksende gördüğünüz gibi ip gerilmesi var. Bu cismi bu tarafa doğru 40 Newtonluk bir ip gerilmesi çekiyor. Soruda bir de sürtünme vermişti. Sürtünme varsa burada sürtünme kuvveti benim merkezcil kuvvetime yardımcı da olabilir. Köstek de olabilir. Yani siz burada sürtünme kuvvetini merkezcil kuvvete yardımcı olacak şekilde merkeze doğru da çizebilirsiniz ya da tam tersi tarafa doğru da çizebilirsiniz. Nasıl anlayacağız hocam nereye doğru çizeceğimizi? Soru diyor ki bu tablanın yani sistemin omegası en fazla olsun diyor. Yani en fazla diyorsa merkezcil kuvvet ne demek gençler? Merkezcil kuvvet m çarpı omega kare çarpı r demek açısal hız cinsinden yazarsan. Yani sen şu arkadaşın maksimum olmasını istiyorsan, merkezcil kuvvetin de maksimum olmasına ihtiyacın var. Şimdi ben burada sürtünme kuvvetini 40 newtona zıt mı çizmeliyim, yoksa aynı yönde mi çizmeliyim? Hangisini çizersem maksimuma elde ederim? Sonra en fazlayı soruyorsa maksimuma ihtiyacım varsa ikisini aynı yönde çizmeliyim ki birlikten kuvvet de olsun Çünkü aynı yönlü vektörler toplanır ve daha büyük bir değer elde ederiz. Dolayısıyla bu soruda sürtünme buraya doğru çizilmez. Ama size başka bir soruda bunun tam tersini sorar. En azı sorar. Der ki bu sistemi ben mümkün olan en az açısal hızla döndüreyim. O zaman burada omega az olacaksa omega'nın az olması için merkezcil kuvvetin az olması lazım. Merkezcil kuvvetin az olması için de buradaki ip gerilmesiyle sürtünmenin zıt olması lazım ki birbirinden çıkartılıp az çıksınlar. Bu önemli. Burada başka bir soru tipini de öğrenmiş olduk. Burada en fazla dediği için ikisini toplayacağım. Peki o zaman burada merkezi gösteren iki kuvvetimiz var. O zaman merkezcil kuvvet dediğim şey hem T ip gerilmesidir hem de sürtünme kuvvetidir. Peki T ip gerilmesini 40 olarak yazdım. Sürtünme kuvvetini de K çarpı normalden hesaplayabilirim. 40 artı. Bakın bu yine statik sürtünme ve yine en fazla dediği için sürtünmenin de alabileceği en fazla değeri hesaplıyoruz. O yüzden buradaki K çarpı normalde zaten bu formül bana sürtünmen alabileceği maksimum değeri veriyordu. K'yı 0.5 olarak soru vermiş. Normal kuvvette 20 Newton olarak çıkmıştı zaten. Dolayısıyla buradan ne gelir? Burası 10 gelir. 40 artı 10'dan 50 Newton'luk bir merkezcil kuvvete ihtiyacımız var diyebiliriz. Soru bize açısal hızın en büyük değerini soruyordu. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. M çarpı omega kare R merkezcil kuvvettir ki onun değerinde 50 bulduk. Çember çizen arkadaş şu arkadaş. Dolayısıyla bunu baz almalıyım kendime. Kütle 2 omega kareyi bilmiyorum. Bu hangi yarı çapta dönüyor? Bakın 50 santimetrede dönüyor. Bunu metreye çevireceksiniz. 1 bölü 2 yapar. Eşittir 50. Bu 2 ile bu 2 birbirini götürür. Omega buradan 5 kök 2 radyan bölü saniye güzeldir gençler. Aynı ip üzerindeki M kütleli K ve L cisimlerine sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Buna göre cisimlerin çizgisel hızlarının büyüklüklerinin oranını ve iplerdeki gerilme kuvvetlerinin oranını soruyor bana. Güzel. Burada iki tane cisim birbirlerine bağlanmışlar. Sonra da bir masanın üzerinde bir çiviye bağlanmışlar ve sürtünmesiz masanın üzerinde bunlar böyle güzelce döndürülüyorlar. İşte buradaki çizgisel hızları VK'yı VL'yi bir de ip gerilmelerini soruyor bana. Bunlar sanki bir çubuğa bağlanmışlar gibi düşünebiliriz. Yani ben bu sistemi biraz döndürdüğümde atıyorum şu konuma geldiklerinde K buraya geldi, L de buraya geldi. E bu iki arkadaş da gördüğünüz gibi aynı açıyı döndü. Yani 30 derece açı döndüler. Dolayısıyla aynı sürede aynı açıyı dönerlerse bu iki arkadaşın da açısal hızları birbirine eşittir. Bunun açısal hızı omega ise bunun açısal hızı da omega olmak zorundadır. Şimdi çizgisel hızı soruyor. Çizgisel hızla açısal hız arasında bir bağıntı var. V eşittir omega çarpı R biliyorsunuz. E bu adamların omegalar eşit olduğuna göre buna bakmama gerek yok. R ne ise çizgisel hızımda olur. R dediğim şey döndüğüm çemberin merkezine olan uzaklığım. E Döndüğüm çember iki cisim de bu O noktasının etrafında dönüyor. K cismi gördüğünüz gibi 2R yarıçapta çapta dönüyor. O zaman ben burada K cisminin çizgisel hızına yani VK'ya 2V dersem burada L cismine 3R yarıçapta döndüğü için bunun çizgisel hızına 3V'dir. Bu kadar basit. Peki gelelim ip gerilmelerine. İşte burayı iyi dinleyin. Serbest cisim diyagramı çizmek çok önemli. Newton'da bu konu için ayrı bir video hazırladım. Lütfen eksiğiniz varsa Onları tamamlayın. Yoksa buralarda anlama imkanınız yok. Mesela L cisminin serbest cisim diyagramı ne demektir? Ben L'yi böyle bir çerçeve için alırım. Keserim. Buraya yapıştırırım. L'nin üzerine etki eden kuvvetler. Bakın masanın üzerinde dönüyorlar ve biz masaya tepeden bakıyoruz. Az önceki drone ile çekilmiş araba sorusu gibi. Dolayısıyla bunun ağırlık kuvveti sayfa düzleminden içeri bu cismi etki eden normal kuvvet sayfa düzleminden dışarı ve bu iki arkadaş birbirini götürüyor. Bunlarla işimiz yok. Bu cisme ip bağlı. İp bu sol tarafa doğru bir gerilme uygulayacaktır bu cisme. Dolayısıyla bu cismin üzerindeki tek kuvvet bu. Ve bu nereye gösteriyor? Bakın bu T'yi buraya taşırsam nereye gösteriyor? Merkezi gösteriyor. Demek ki bu merkezcil kuvvettir. Burada T1 dediğim şey L cismine etki eden merkezcil kuvvettir. Peki merkezcili açalım. Nasıl açacağız? Çizgiselden mi açalım, açısaldan mı açalım? Ya açısallar eşit. Hiç uğraşmamak adına açısaldan açmak mantıklıdır. M çarpı omega kare çarpı R. Burada kütleler hakkında bilgi verilmiş mi? İkisi de M kütleli verilmiş. O yüzden M çarpı omega kare çarpı yarı çap. Bunun yarı çapı dönme yarı çapı 3R olarak yazılabilir. T1 dediğim şey budur. Ben buna 3 katsayıdan dolayı gençler 3T diyorum. T1 dediğim şey 3T olsun. Şimdi gelelim K'ya. K'nın fotoğrafını çektim. Kestim buraya yapıştırdım. Bakın K cismi bu. Üzerine etki eden kuvvetler. Yine ağırlık normal artık onları yazmıyorum. Onlar birbirini götürüyor. Bu cismi sola doğru şuradan T2 çekiyor. Sağ tarafa doğru da bakın bunu sakın unutmayın. Bak burada da bir ip bağlı. İpler itemezler. İp bunu bu tarafa çeker. T1 de bunu sağ tarafa çekiyor. Bu cismin üzerinde iki tane ip kuvveti var. Güzel. Peki bu adam şu O noktasının etrafında dönüyor. Yani O noktası da şurada bir yerde gibi düşünürsem. Merkezcil kuvvet bu ikisinin net halidir gençler. Merkezcil kuvvetini yazarsam bu arkadaşın şöyle yazarım. F merkezcil eşittir. T2-T1 yazarım. Niye böyle yazdım? Çünkü merkezcil kuvvet merkezi göstermek zorunda. Yani sola doğru çıkmalı. E sola doğru nasıl çıkar? Bunlar iki tane zıt vektör birbirinden çıkartılmalı. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden çıkartıldığında sola doğru çıkmak zorunda ki merkezcil kuvvet olsun. Evet, sola doğru nasıl çıkar? T2, T1'den büyükse ancak bu ikisinin toplamı sola doğru çıkar. O yüzden merkezcil kuvvet böyle yazılır. Peki merkezcil kuvvetini hesaplayalım bu arkadaşın. Nedir? Yine kütlesine M yazdım. Omega açısal hızıyla dönüyor. Omega kare. Bunun dönme yarıçapı ne? 2R. T2 eksi. T1'e ne demiştik? 3T olsun demiştik. E şimdi şu ifade 3T ise bakın burada 2 katsayı var. O zaman bu ne olur? Bu 2T'dir değil mi? Eksi 3T'yi de buraya atarsam ne olur? T2 dediğim şey 5T olur. Bize ne soruyordu bu soru? T1 bölü T2'yi soruyordu B şıkkında. T1'i 3T buldum. T2'yi 5T buldum. Cevap 3 bölü 5 yücektir. Evet burada genel geçer bütün soruları çözdük. Güzel noktalara değindik. Soruların çözümlerini ezberlemeyin gençler. Bakın AYT'nin şakası olmaz. Özellikle yeni çıkan soru tiplerinde sonuca önem vermiyorlar. Burada yaptığım işlemler önem veriyor. Niye T1-T2 değil de T2-T1 yazdığımı önem veriyor. Niye kinetik sürtünme değil de statik sürtünme hesapladığımızı önem veriyor. Bir arabanın virajdan çıkması için yolun özelliklerinin ne olması gerektiğine önem veriyor. Tamam mı? Bu sorulara cevap arayın. Sonuç bulmak önemli değil yani. Takıldığınız yerleri altta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.